Arkadaşlar merhabalar. Bugün 6 Ocak 2024 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Sosyal medyada öyle dolaşırken denk geldim. Meşhur Jacques Yves Cousteau'yu bilirsiniz. Yani yeni nesil bilmez ama biz işte çocukluğumuzda Cumartesi günleri belgesellerini izlerdik. Okyanuslar açılırdı. İncelemeler yapardı, dalardı, çıkardı, işte özel dalma aracı vardı, incelerdi köpek balıklarını, balinaları vesaire vesaire. Yani deniz bilimiyle ilgili olan her şeyi bize güzelce aktarırdı. Hatta dramatik bir şey olmuştu. Oğlunu yine bir Portekiz açıklarında bir deniz araştırması yaparken helikopter kazasında vefat etti oğlu. 39 yaşındaydı. Şimdi Jacques Yves Cousteau ile ilgili Türkiye'de işte ne derler? Onun Müslüman olduğu söylenir. Yani vardır ya eziklik. İlla ki yabancı olursa kendilerini teyit etmiş olacaklar. Rahatlayacaklar yani. Bir saniye. Bunu da şeye bağlarlardı. İşte efendim tatlı suyla tuzlu su Cebeli Tarık'ta, yani işte Cebeli Tarık Boğazı'nda, Akdeniz'de Atlas Okyanusu'nun buluştuğu, karşılaştığı noktada karışmadığını, bunu gören Jacques Yves Cousteau'nun da şaşırdığını, inanamadığını ve bunun bir mucize diyelim, yani inanılmaz bir olay olduğunu ve buna da işte Kur'an'da Furkan Suresi 53. ayetinde buna karşılık geldiğini, tekabül ettiğini falan söylüyorlar ve bundan mütevellit Müslüman olduğu söyleniyor, tırnak içinde, tamam mı? Şimdi buna bayağı inanıyorlar, ciddi ciddi inanıyorlar. Şimdi arkadaşlar o bahsedilen şey tatlı su, şöyle bakalım. Burası başka bir yer. Yani iki su birbirine karışmıyor. İçindeki minerallerden dolayı renk ayrı. Birisi mavi, birisi daha koyu. Ama bir süre sonra karışıyorlar bunlar. Tamam mı? Şimdi hemen size şunu söyleyeyim. Eğer, pardon, bir saniye. Evet arkadaşlar, fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Hemen ne yapıyoruz mesela bu kişinin vefat etti. Tabii ki rahmet dileyemezsiniz, değil mi? Eğer Müslümansa dilersiniz. Hemen mezarına bir bakalım. Semetri mezarına bakalım ve görelim bu adam Müslüman mı, değil mi mesela? Hemen şöyle girdik. Bakın mezarı, tamam mı? Haç var. Şurada bakın haç. İnsanlar gelmişler. Aile mezarlığı bu. Aile mezarlığı. Şey diyor, resmi diyor tabii. Resmi bakın. Evet. Şimdi bir de şurada denk geldim. Bakın burada daha net çekmişler ve birisi paylaşmış şeyin, Jacques Cousteau'nun mezarı. Bakın burada da Cousteau yazıyor. Tamam mı? Şimdi işte not da düşmüşler, yorumlar da yazmışlar. Bizdeki merak, ya birilerini Türk yapacağız, rahatlayacağız. Bütün herkes Türk, Kızılderililer bile Türk. Ya işte herkes Müslüman, tamam mı? Yani hiç gözünün yaşına bakmıyoruz. Kendi insanlarımızı da öyle şey yapıyoruz. Mesela Cemil Meriç'le ilgili video yapmıştım şu. Adam Müslüman olmadığını söylüyor. Yani Müslüman olmak için, İşte yani inanabilmek için kolumu bile verirdim diyor, tamam mı? Bakalım ne zaman yapmışız? Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Ağustos 2023 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş.
Şimdi Cemil Meriç'i bilir. Evet, onu yaptılar. Peki, arkadaşlar şimdi bunu kayda geçtik. Bir de meşhur Roger Gorodi'ye geleceğim. Onu ayrıca yapalım. Göstereyim burada ben size. Bir cümle söyleyeyim, onu ayrıca yapayım. Arkadaşlar Roger Gorodi bu. Fransız filozof, Marksist, tamam mı? Müslüman olduğu söyleniyor bunun, bu kişinin. Ayrıntıyı o videoda vereyim. Burada tek bir şey söyleyeyim. Mesela yakıldı. Cesedi yakıldı. Yani vasiyet etti. Metin Uca gibi. Cesedi yakıldı. Sadece o kadarını söyleyeyim. Roger Gorodi ile ilgili ayrı bir video yapayım ki şey olsun. Çünkü bununla bayağı ilgili şey söylüyorlar. Çok iddialı konuşuyorlar. Evet arkadaşlar. Bunu ben kayda geçeyim dedim. 6 Ocak 2024 Cumartesi, ben Bahattin Çağdaş. Jacques Yves Cousteau, okyanusların efsane araştırmacısı arkadaşlar. Deniz suyu, işte iki su, tatlı su, tuzlu su birbirine karışmadığından dolayı Müslüman olduğu yalanı. Öyle bir şey yok. Adamın mezarlığı burada. Girip bakabilirsiniz. Daha net olarak da şurada ve şurada. Yani kendimizi kandırmaya gerek yok. Bunu da kayda geçeyim. Unuturum unuturum diyeyim. Peki, kolay gelsin.